mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor Stüdyolarına 2 Şubat Çarşamba günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizlere sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim siz. Çok şükür bizler de iyiyiz. Hemen başlayalım. Bugün değerli izleyenler e, grafiklerle sizlere bir Dosya, daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonun geride bıraktığımız ilk bölümüne ilişkin hazırladığı bir dosya ve bu dosyaya bizim yaklaşımımız çerçevesinde bir e, hazırlığımız var. Onu paylaşacağız. Oraya gelene kadar öncesinde sıcak bir gelişme olarak daha doğrusu sıcak gelişme demeyelim belki bu sabah bütün e, gazetelerde ya da internet sitelerinde görülen bir haberle başlamak istedik programımıza. O da Foto Maç gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza başlıkta Kartal'da Getson iddiası şeklinde. Galatasaray'a transferi suya düşen Portekizli Yıldız'la ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın Benfica'ya resmi teklif yaptığı dile getirildi. Özür ha evet dile getirildi. Şöyle devam ediyor Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Getson Fernandez konusunda dün gece flash bir iddia ortaya atıldı. Geçen yıl kiralık oynadığı Galatasaray'a dönmesi beklenen 23 yaşındaki orta saha için menajeri Ahmet Bulut'tan şok bir açıklama geldi. Bulut transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Getson'un durumu Dün konuştuğu için yarın diyor elbette bugünü kastederek e, bugün netleşecek ifadelerini kullandı. Benfica'nın teknik direktörü Nelson Verissimo da Getson Fernandez'in durumunun belirsiz olduğunu ve birkaç güne durumun kesinleşeceğini açıkladı. Ve Beşiktaş iddiası gündeme geldi. Galatasaray'ın transferin gerçekleşmeyeceğini Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini öğrenen Beşiktaş yönetiminin Getson için Benfica ile temas kurduğu öğrenildi. Portekiz ekibinin oyuncuyu kadroda düşünmediğini bilen siyah beyazlı idareciler sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklifle araya girdi. Mali şartların oluşması halinde Getson Fernandes'in ikinci yarıda Beşiktaş'ta forma giyebileceği dile getirildi. Benfica'ya bedelsiz kiralama sezon sonuysa 6 milyon euroya satın alma teklifinde bulunan siyah beyazlı yönetim mali şartların oluşmama ihtimaline karşılık Getson'un sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanmasını teklif etti. Burayı anlayabildiniz mi? Uğur Bey. Üçüncü bir takımdan söz ediliyor zaten. Evet. Medyada öyle bir iddia da var ama bana çok mantıklı gelmedi. Yani mali şartların oluşmama ihtimaline karşı Getson'un sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanmasını teklif etti. Yani Beşiktaş alacak ama Ağaşın başka bir paylaşılması herhalde. Orada öyle bir şey gündeme geldi anladığım kadarıyla. Bu mudur diyorsunuz? Peki anlayamadık değerli izleyenler. Daha bize bilgi verebilecek elbette muhabir arkadaşımız Gürler Akgün bizimle birlikte. Gürler günaydın. Pekala. Ee, birazdan bizimle birlikte olacakmış. Güzel pas attım ama değil mi? Havada kaldım ama. <laughs> Güzel pas attım. Şimdi değerli izleyenler e, Getson Fernandez'i e, e, özür dilerim hazırmış. Peki Gürler günaydın tekrar. Günaydın yayınlar diliyorum. Hoş geldin. Ee, teşekkürler. Sevgili güller şimdi e, haberde ya birçok bir yerde yazılıyor çiziliyor. Yani Getson Fernandez'e bir takım Beşiktaş'ta talip olabilir mi? Olabilir. Bir noktaya getirebilir mi? Getirebilir. Evet buraya kadar her şey tamam da şu ifade. Mali şartların oluşma haline karşılık Getson'un sezon sonuna kadar başka takıma kiralanmasını da gündeme getirdi Beşiktaş yönetimi diyor. Bizim kafa burada karıştı. Burada hani var mı bir bilgi ya da ne demek istendiği konusunda sende bir bilgi var mı? Ne dersin? Ben isterseniz benim elimdeki bilgiyi sizlerle paylaşayım. Tabii. Onun üzerinden yine sorunuz varsa alabilirim. Şimdi Getson'la ilgili Beşiktaş kulübü futbolcuyla ve kulübüyle anlaştı. Bu bir kere net olan durum. Hatta şu anda da evraklar hazırlanıyor ve Getson'un da açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu akşam vaktinde büyük bir ihtimalle İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. En geç yarın öğlene kadar İstanbul'a gelecek. Ama bundan sonra ne olacak onu söyleyeceğim. Şimdi Getson İstanbul'a geldikten sonra belirli işte sağlık kontrolleri gerçekleşecek, Beşiktaş'ta anlaşma sağlayacak ama bu sezon Beşiktaş'ta, yani geri kalan dönemde Beşiktaş'ta forma giymeyecek. Beşiktaş yönetiminden benim de aldığım bilgi bu, onu da size söylemiş oldum. Getso'nun bulunduğu mevkide özellikle orta sahadaki olan oyuncu fazlalığından dolayı da Beşiktaş kulübü böyle bir düşünce içinde tabii ki kulübün belli mali kriterlere de uyması gerekiyor. Bundan dolayı da kulübün şu an mali kriterleri tutturabilmesi için Getson'a bir satış gerçekleştirmeden yer açması da çok mümkün gözükmüyor. Bu sebepten dolayı da Getson ülkemizde bir süperlik takımında kiralık olarak forma giyecek. Gürler çok yani özür dileyerek burada bu. bir araya girebilir miyim? Ee, mesela Beşiktaş'ın faydalanmadığı ya da belki en azından izleyici olarak bizlerin e, faydalanmayı düşünmediği bir ensakala opsiyonu var. Onun sözleşmesinin bildirilmemesi teknik tabiri lütfen sen düzelt askıya alınması vesaire. E, yanlış ifade ediyor olabilirim ama en sakalanın yerine yabancı kontenjanında bir yer açılması mümkün olmaz mı acaba? Eğer böyle bir gibi durum gibi. varsa. Evet evet yani bu da tabii ki gündemde olan konulardan Opsiyonlar bir Opsiyonlar arasında değil mi? Evet ama şu da var tabii yani Tabi Sen Sakala ve Adem için Geri kalan dönemde de elden çıkartmak istiyor Beşiktaş Yani Aynen. kısa bir süre kaldı aslında transferin bitmesine ama Elden çıkartmak için de yoğun bir çaba sarf ediyor Beşiktaşlı yetkililer Yani bir taraftan da o iki oyuncuyu elden çıkartmaya çalışıyorlar Fakat şu anki görüntü Dediğim gibi yani Beşiktaş kulübünden de teyit bir bilgidir bu e, Oyuncunun İstanbul'a gelip sağlık kontrolleri ardından Spor tutuşlarlıkta başka bir Takımla en azından bu sezonu bitirmesi ve yeni sezon itibariyle de e, sözleşmesi bitecek oyuncuların da takımdan ayrılması ve orta özellikle daha az bir oyuncuya sahip olmak ile birlikte oraya satılması kuvvetli muhtemel hatta gelecektir diye düşünüyoruz. Örneğin zaten kendi mevkisinde oynayan e, işte Miralem Piyanik örneği de var. E, için de sözleşmesi bitiyor. Ne olacağı henüz net değil. Devam edilecek mi edilmeyecek mi? Fakat e, süreç bu şekilde isteyecek. Yani Gürler özetle Beşiktaş önümüzdeki sezonun orta saha kurgusu için özellikle elini çabuk tuttuğunu ve önümüzdeki sezonun planlamasını yaptığını bu hamleyi de bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini söyleyebiliriz değil mi? Net bir şekilde böyle söyleyebiliriz Murat abi. Oyuncu Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk transferi diyebiliriz. En, en güzel, en kısa ifade bu oldu. Teşekkürler Gürler kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Netleştirdi Gürler tabloyu. Evet. Hem e, maaş işi hem yabancı sayısı vesaire hepsini hesaplayarak mali şartların oluşmaması derken kastedilen buymuş gazetede. Hepsini hesaplayarak eğer ki Beşiktaş'ın bütçesinde ya da finansal fair play doğrultusunda ister international, ister uluslararası, ister, ister yerel e, finansal fair play doğrultusunda bir şey açılamazsa, boşluk yaratılamazsa ki Gürler'in söylediği gibi bazı oyuncuları e, listeden çıkarmaya, göndermeye de çalışıyor Beşiktaş. Getson Fernandes'in başka bir takıma alacak, başka bir takıma kalacak sebebi buymuş. Şimdi oturdu. Finansal fair play limiti daha mantıklı. Daha mantıklı evet. Çünkü ben de öyle anladım. Çünkü bir maaş yükü yüklenecek evet, evet. kulübün sırtına. Özellikle faydalanamadığı gelen... iki tane de oyuncusu var biliyorsun. Douglas'la Hatta ikiden fazla. Lens, Douglas. Hadi Laiç'e şey yazılmış Hasiç. ya. O yüzden. Evet. Faydalanamıyorlar yani. Kadroda var olan bazı oyuncular kiralık vesaire evet. faydalanamıyorlar. Ama evet dediğiniz ile beraber aslında 16 hı hı. yabancı da var kadroda. En sakala Laiç eğer maaşları boşaltabilirse bu transfer döneminde değerden çıkarılabilirse belki o zaman Jetson'dan ikinci evrede faydalanırlar. Niye faydalanmasaydı? Yani teknik tabii bir gerekçe göremiyorum. Doğru. Doğru. Aynen, yani aynen. İşin mali boyutuna itirazım yok. Onu evet. tabii ki kulüp e, finans uzmanları daha iyi bileceklerdir. Ama teknik boyutuyla ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse Beşiktaş orta sahasında Jetson, Fernandez, Pjanić de olsa Teixeira da olsa, Atiba da olsa, Josef de olsa, Jefferson Fernandez o rotasyonda oynar. Yani en az onlar kadar dakika alır gibi hissediyorum ben. Zaten mesele Güllerin de söylediği mesele gibi, sizin de söylediğiniz değil gibi evet, teknik değil. Tamamen mali bir konu. Ama en son cümlesi gelecek sezonun ilk transferi diye bakmak lazım Gestone'e dedi. Bu da mantıklı bir yaklaşım. E çünkü Peneş kiralık. Evet, tabii. Doğal olarak kontratı Atiba'nın e Atiba'nın bitiyor. Atiba bitiyor kontratı için bitiyor kontratı. Laiç sıkıntısından bitiyor, kurtuluyorsun. Tabii. Hani o pozisyon diye söyledim. Tabii, tabii. Yani işte, Laiç, Jetson bölgesinin opsiyon olabileceği pozisyonların oyuncuları. O pencereden baktığın zaman da evet gelecek sezon zaten Haziran 2022 itibariyle Beşiktaş 3 tane orta sahasının kontratı bitiyor. Uzatır, uzatmaz, kullanır, kullanmaz Ayrı bilmiyoruz. Konu. bilmiyoruz. Ayrı bir konu ama o zaman daha rahat olacak. Eli rahatlayacak ve son Fernandes'i listeye yazabilecek. Yani Süper süperlik için fena transfer değil. Oyun kurgusu içerisinde onu soracaktım size. Getson Fernandes'i e şöyle bir düşünecek olursanız. Beşiktaş'ın oyun kurgusu içerisinde yıllar içerisinde oyununu oyun anlayışını değiştirmeden devam ettiğini varsayarsak Beşiktaş'ın. Getson Fernandes'in iyi bir transfer olduğunu söyleyebiliriz değil mi? İyi ya bir yaklaşım daha 23 olduğunu, yaşında. Daha bitmemiş tabi de yani bitme noktasına gelmiş. Şimdi Atiba 39 oluyor bu ay. Josef 33 oluyor. Ee zaten kiralık. O da 30'un üzerinde. Alex Teixeira 32 oluyor. Oldu. 32 oldu. Beşiktaş'ın orta saha rotasyonu zaten 30 üzeri. Çok sayıda oyuncudan oluşuyor. Doğru. 23 yaşında oraya daha uzun vadeli faydalanabileceğim bir alternatif katıyorsun. Ve o yaşta incisi? tecrübeli bir alternatif katıyorsun. Üstelik evet, o yaşta tecrübeli ve Premier Lig'e de gitmiş. Bir zamanlar 50 milyon Euro'lardan falan söz edilmiş transferi için. Ama o seviyeleri görememiş. ...potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanılan... ...A milli takıma kadar çıkmış. A milli takımda kalıcı olamamış. Ama zaten burası... ...bir ikinci şans ligi. Zaten o potansiyelini karşılasaydı... ...Süper Lig'e gelmezdi. Bu da bir Süper Lig gerçeği. Zaten Jenson Fernandez, Portekiz milli takımda kalıcı olsa... ...Süper Lig'e gelmezdi. Doğru. Pek tabii ki düşüş yaşadığı için... E, ...Süper Lig'e gelmeyi tercih ediyor veya... ...gelmek durumunda kalıyor. Ya yani 23 yaşında bu zirveleri vaat etmiş, o zirveleri görememiş ama tekrar pekala görmek isteyecek. Belki Dünya Kupası kadrosuna girmek için çabalayacak. Dünya Kupası kadrosuna giremese bile Euro 2024'ü hedefleyecek şüphesiz ki. Belki tekrar Premier League'e gitmeyi hedefleyecek. Beşiktaş için de, Galatasaray için de yani Süper Lig'e hangi takıma gelse böyle bir potansiyele şans verirsin. Zaten bu kadar ee, Özellikle yabancı transferinde yaş ortalaması konusunda sıkıntılı bir turnuva iken 23 yaşında böyle yüksek potansiyelleri bir, bir aralar görmüş. Şimdi şu yaşamış bir oyuncu bence hiç fena bir tercih değil. Ki yarım sezon süperlik macerası da var. O yarım sezonluk macerasında şunu gösterdi ki tutkusu arzusu da eksik değil. Doğru. Belli bir noktadan sonra özet sezonun son bölümünde gayet iyi oynamıştı. İşi salmış değil yani. Ağırlığını koymuştu son iki ay. Evet. E bu veriler ışığında, bu veriler çerçevesinde Jetson Fernandez Galatasaray'a da gelseydi, Beşiktaş'a e da gelmiş, Beşiktaş'a e geldiğine göre faydalı olur bence. Yani şu an Beşiktaş orta sahası rotasyona kalabalık falan deyip değerlendirebileceğin bir durum değil bu. O Daha, kalabalık rotasyonda şans bulur. Birincisi ikinci hani kalabalık rotasyona yaşlı. E, bitme noktasına geldi dedi e, evet. son artık şeyler görüşülüyor. Yarın kesin gelecek İstanbul'a dedi. Hayırlı olsun. Yani son dakikada bir şey çıkmazsa bir anlaşmazlık vesaire çıkmazsa görünen o ki Beşiktaş'a transfer oluyor gibi görünüyor. Hayırlı olsun Beşiktaş için de. Getson Fernandez için de dediğimiz gibi. Bir de gibi çok yönlü bir son dakikada oyuncu. bir sıkıntı olmazsa. Ya orada Pjanic var deyip. Tabi. Tercih etmeyeceğim bir oyuncu değil. Jesuan Fernandez 6 numarada oynar, 8 numarada oynar. Josef de oyna. Souza'da da, Souza için de, Atiba için de bir 10 numarada oynar. Olacak bir şey. Tottenham'da oyuncu. Ee, orası kalabalıktı, sağa açıkta da kullanmışlardı onu kupada. Doğru. Çünkü ofansif özellikleri de olan bir oyuncu. Benfica formasıyla Fenerbahçe ile karşılaşmıştı hatırlıyoruz. Son derece ofansif işler yapmıştı, golü de atmıştı. Yani var e, heybesinde çok yönlülüğü de olan, birçok özelliği de barındıran, asist ve gol katkısı yapabilecek oralarda şans verirsen oralarda asist gol katkısı yapabilecek bir oyuncu. Yani sadece Jason Fernandes'i klasik bir 6 numara olarak asla değerlendiremezsin. Klasik bir 8 numara parantezine bile sıkıştıramazsın. Gerekirse 10 numarada oynar. Hatta zorlanırsan kanat da oynatabilirsin. Yani çok yönlü bir oyuncu Jason Fernandes. O yüzden Geçen sene her çok, rotasyonda şans bulur. Geçen seneyi çok iyi hatırladınız. Çünkü geldi, oynuyor, oynamıyor, daha bir şey anlayamadık vesaire derken hakikaten son iki ay vitesi arttırmış ve ağırlığını koymaya başlamıştı. Çok iyi hatırladınız onu da. Yine Beşiktaş'la alakalı bir haberimiz var. Bir transfer haberi. Yine genç oyuncu haberi. Ve bu genç oyuncudan da bir ...az önce bahsettiğimiz dosyamıza bağlayacağız konuyu. Önce Rıdvan Yılmaz'a hücum başlığı geliyor Takvim Gazetesi'nden. Lyon, Beşiktaş'ın genç yıldızı için resmen düğmeye bastı. Bordo Metz ve Brüj de yine Rıdvan için kolları sıvadı. Sonraki sezondaki ile alkış alan Milli Solbek için... ...Lyon'dan Beşiktaş'a resmi teklif ulaştı. Rıdvan'ın menajeri Necdet Ergezen, Avrupa'dan teklifler var... ...şu an yönetim değerlendiriyor ifadesini yaptı. Eğer ki transfer olmazsa yurt dışına Beşiktaş sözleşmesini Rıdvan'la 3 yıl daha uzatacakmış gazetenin haberine göre. Resmi teklif geldi diyor. Yani teklif resmen ulaştı kulübe demiş. Beşiktaş Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını bu sabah <laughs> yaptığı antrenmanla tamamladı. Dünden bugün yazırken bu sabah diye geleceğe yönelik bir not bırakmışlar yani. Evet. Bu sabah erken yazmışlar tebrik ederim. Ee, teknik sorumlu Önder Karabeli yönetiminde yapılan ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Siyah beyazlılar hafta sonu Süper Lig'de Antalya oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. Hemen altta 750 bin euroluk Laiç müjdesi başlığını görüyorsunuz. Beşiktaş Sırp Yıldız'ın kiralanması için Malatya ile anlaştı. Malatya'nın Laiç'in sezon sonuna kadar alacağı 1,5 milyon euronun yarısını vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ta son maçına. Geçen yıl Mayıs'ta çıkan Adem Layiç 8 ayı aşkın süredir futboldan uzak kalmış durumda. Beşiktaş. Öznur Kablo yeni Malatya Spor'la. Anlaşmış. Burada öyle yazmıyordu ben öyle okudum. Evet o e, Şumudika'nın zaten bir yetenekli orta saha arayışı söz konusuydu. Gilerme'yi eski oyuncusunu transfer etmek de açıkça dile getirmişti. O bölgeye bir arayışı söz konusuydu. Eğer isim takviyeleri yaparsam ben aslında üçlü savunma yani beşli savunma oynatmak istemiyorum. Dörtlü savunmaya dönmek istiyorum. 4-2-3-1 belki oynatacağım ama elimde buna uygun oyuncular yok diyordu. Şumudika. Eğer layıç gidersem Alatya Spor'a onu 10 on numarada da kullanabilir. Dörtlü savunma da oynayabilirim diye düşünmüştür herhalde Marius Şumudika. Düşünmüştür muhtemelen ama hocanın istediği oyuncuların bir kısmı geldi. Diko'yu aldı vesaire daha önce beraber çalıştı. Ee, Zefane'yi aldı. Oyuncular. Sah. Azubu Ülke. Ancak oyun umut veriyor mu diye soracak olsam size. Özür kabul muhafızası. Aslında fena oynamadılar. Son taktiğiyle beraber. Fena oynamadılar Beşiktaş maçında. Yenilerin katılmasıyla beraber. Henüz dörtlü savunmaya dönmediler. Yine beşli oynadılar. Notlarım yanımda değil de e, o maçta Beşiktaş'ın gol beklentisini hatırlayamadım şimdi. E, ama çok pozisyona girdiğini yanlış hatırlamıyorum değil mi? Çok pozisyona bir girdiğini. Bir devre galiba e, gayet iyiydi. Yani, bir yanda farka ulaşabilecek bir oyun oynadığını evet. Beşiktaş'ın söyleyebiliriz Özgür Kablo. Yeni Atamayınca o karşısında. ikiyi bulamayınca bir türlü. Ligin alt sırasına demir atmış durumda Özgür Kablo yeni Malatyaspor 16 puanla 4 galibiyeti var, 4 beraberliği var, 14'te mağlubiyeti var. 77 Emirhan'ın direkten dönü var mesela olsa ha, evet. iki olacaktı. Bravo. Olamadı. Malatya ama o bölümde 3.2 bir... 2 miydi Beşiktaş'ın gol beklenen? 3.2 Öyle şey. mi? İyi, evet. yüksekmiş. Evet. Malatya'da bir sıfırdan sonra dörtlü savunmaya döndü. Gameli'yi çıkarttı. Şumudika. Adem'i soktu. Dikotete değişti de yaptı. Santifor'da değiştirdi. O değişikliklerden sonra biraz daha Malatya Spor oyuna dahil oldu ve bir biri buldu. Ha bu Malatya Spor'un oyununda çok dramatik bir değişim değil. Doğru. Ama Zeffane Azubuike Diko katılmış. Oynamıştır ilk 11'de. Hani biraz daha takviyeler katıldığında herhalde oyunlarının bir miktar daha gelişeceğini öngörebiliriz. O ışığı bence verdi. Peki. Dağıttık biraz konuyu Rıdvan diyorduk. Rıdvan Yılmaz'a yurt dışından. 2000 doğumlu ya da 2001, 2001 mi hatta? Var. Hatta özür dilerim 2001 doğumlu. 20 yaşında yani daha sadece. Süper'de galiba 21 yaş altı en çok dakika alan oyuncu. Doğru. Ee, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. İki maç sanırım Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Beşiktaş'ta bir Şampiyonlar Ligi macerası da oldu Rıdvan Yılmaz'ın. Zaten böyle bir ligde Türkiye Ligi gibi yani bizim seviyemizde Belçika bizim seviyemizin biraz üzeri veya biraz alt Belçika gibi işte biraz üzeri Hollanda gibi Rusya gibi liglerde bir büyük takımda bu kadar maç oynuyorsan şüphesiz ki zaten 5 büyük ligin yani 20-21 yaşında bu kadar maç oynuyorsan demek istedim ilgisini çekiyorsun. Onlar o yaşlarda zaten bu yetenekleri yakalamaya çalışıyorlar. böyle bir ilgi olması Rıdvan Yılmaz'a, Ersin'e çok doğal. Şaşırtıcı O yaşlarda bu kadar maç oynadıkları hiç şaşırtıcı değil. Ozan Kabak daha az maç oynayarak hemen gitmişti. Almanya Ligi'ne ve ondan sonra işte Premier Lig'de devam etti. Rıdvan ve Ersin'e ilgi olması doğal. Ya burada dikkate alması gereken şey genç Türk milli oyuncularımızın eğer gideceklerse de bir defa 5 büyük lige yönelmeliler. 5 büyük ligi gideceklerse de oynayabilecekleri takıma yönelmediler. Yani oynamayan oyuncu gelişmiyor. İşte bu sezon Yusuf Yazıcı örneğinde gördüğümüz gibi yani yeni tek direktörle Yıldız'ı barışmadı. Bak şimdi Rusya Ligi'ne gitti. Onun da tabii ki hayali bu değildi. Rusya Ligi'ne gitmek değildi. Yani eğer Rıdvan da böyle bir tercih yapacaksa Beşiktaş'ta bir buçuk yıl daha kontratı var. 2023'ün sonuna kadar. Eğer tercihi 5 büyük lige gitmek olacaksa oynayabileceği bir takıma gitmeli. Bunu konuşmalı. Masada bu şartları paylaşmalı yeni takımıyla. Oynamayan hiçbir oyuncu gelişmez. Rıdvan elbette da ayrıca oynar. Yani o şeyi var. Elbette o kalitesi gelişmek var. hiç bitmeyen bir süreç. Öğrenmek, gelişmek hiç bitmeyen bir süreç. Ama şu ana kadar aynen söylediğiniz gibi Avrupa kulüplerinin radarına girmek için rüştünü ispat etti Rıdvan. En kısa böyle söyleyebiliriz herhalde değil mi? Aynen öyle. Ama kalkar gidersen yani Farazi söylüyorum Chelsea'ye kalkar gidersen Leicester diye. E orada sürekli oynayan oyuncu varsa senin pozisyonunda. E kolay değil tabi orada. Sana Cengiz Ünder'in şans bulamadığı gibi sen de şans bulamazsın. Ozan Tufan'ın sözlerini hatırlıyor. Şans bulamazsan gerilersin. Aynen öyle. Ozan üstelik oynayabileceği bir takıma gitti. Orta saha rotasyonunda Watford'ın yer vardı yani. O gittiğinde Ozan gittiğinde Kuçuk Ama oynuyordu. Ama tempo. Evet. Alışmak o... kolay değil. Tabii ki. Hani Yaptığı tercih anlamında söylüyorum. Doğru, Yanlış doğru. bir tercih değil. Doğru. Watford. Aslında oynaması gereken bir takıma gitti. yani Oynayan oyunculara baktığınız zaman Watford orta saha rotasyonda. Ama zaman içinde o düzenli 11 oyuncusu olamadı. Ee, Rıdvan Yılmaz da tercih yaparken eğer gidecekse tercih yaparken o şekilde tercih yapmalı. Yani oynayabileceği bir takıma gitmeli. Ee, dediğim gibi 5 büyüklükte de pekala kaç kabaca 100 takım diyelim. 98 takım var. Rahatlıkla 50-60 tanesinde zaten kombi 11 oynayabilecek kalitede Rıdvan Yılmaz. Madem genç oyuncu dedik değerli izleyenler oradan devam edelim. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık gelecek ekranlarınıza. Daha az sayıdaki yerli oyuncular daha çok süre alıyor. Şimdi üstünde de şöyle yazmış. Yabancı kontenjanı konusunda 8 artı 3 tartışmaları sürerken Tam Saha'nın yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı derginin tam ilk yarı araştırması çarpıcı detayları ortaya koydu. Belki gözünüzden kaçtıysa ya da hani o dergiye ulaşma şansınız yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde de var bu araştırma. Şimdi yani bu araştırma, bu çalışma daha çok 8 artı 3 ve önümüzdeki sezon değişecek yabancı kontenjanına yönelik herhalde değil mi? Biraz onu destekler gibi mi gördüm acaba? Bakalım beraber irdeleyelim. Süper Lig'de bu sezon toplamda 1000 dakikanın üzerinde forma giyen yerli oyuncu sayısının 64 olduğu açıklandı. Şimdi bu 64 rakamı neye işaret ediyor? Onu da okuyalım size. Hani tek başına belki bir şey ifade etmeyecek ama 2020-2021 yani bir önceki sezonda 1000 dakikanın üzerinde forma giyen yerli oyuncu sayısı 56 imiş bir önceki sezon. Bu sezon 64'e yükselmiş. Yani 8 yerli oyuncu daha fazla geçen sezondan 1000 dakikanın üzerine çıkmış. Yani ortalaması da maç başına, e, özür dilerim takım başına geçen sezon 2.66 iken bu sezon 3.2 olmuş maç başına 1000 dakikayı aşan yerli oyuncu sayısı takımlara göre. Araştırmada şöyle bir detay var. Yerliler olarak milli takımda forma giyebilecek isimler baz alındı. Mesut Özil, Gökhan İnler, Cimi Durmaz, Aziz Beyiç gibi başka ülkelerin milli takımlarında oynayan isimler bu çalışmaya dahil edilmedi. Şimdi Uğur Bey şuradan Süper Lig'de oynayan futbolcu sayısı düştü diye bir tespit. Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısında 579 oyuncu forma giyerken bu sezon toplam oyuncu sayısı 76 kişi azaldı ve 503'e geriledi. Geçen sezon takım başına oyuncu sayısı pandeminin etkisiyle 27.57 idi. Bu sezonsa 25.15'e geriledi. Bu veri bize bir şey söylemeye çalışıyor. Ya yani 21'den 20'ye düştük zaten takım sayısı evet. olarak. Oradaki 70 oyuncu farkını 25'i falan doğal. Bir takım azaldığımız için. Ama buna rağmen ortalama da düşmüş. 2 oyuncu ortalama. Her kulüp daha az kullanmış. Bu da aynen haberde tespit edildiği gibi herhalde pandemi etkisi. Çünkü geçen Muhtemelen. sezon bu zamanlarda... Daha fazla hasta oyuncu, daha fazla sağlık Allah problemi. Evet. Dolayısıyla daha fazla geniş kadro kullanımı ihtiyacı söz konusu olmuştu. Onun etkisini tahmin ediyorum. Her kulübün 27 yerine 25 farklı oyuncu e, kullanmış olması. Şimdi bir sonraki başlık diyor ki yerli futbolcularda rakam 24 kişi azaldı. Evet. Şöyle devam ediyor. Geçen sezon... Ligin ilk yarısında forma giyen 579 oyuncunun 262'si milli takımda oynama yeterliliğine sahip yerli oyunculardı. Bu oyuncuların toplam sayı içerisindeki oranı %45.25'ti. Bu sezon toplamda 503 oyuncunun 238'i yerliydi demiş. Ama peki akıla şu soru gelmiyor mu? E kardeşim yerli düşmüş de yabancı da düşmemiş mi diye yoksa yerli düşerken yabancı mı artmış diye. O onu biz hesapladık, bulduk. Değerli izleyenler, yerli oyuncu sayısı geçen sezona göre 24 düşmüş haberde ve raporda. Yabancı oyuncu sayısı da geçen sezona göre 52 azalmış. İki katı yani. Doğal. Yani 8 artı 3'lü bir alakası var mı bunun? Daha çok 70 oyuncu azalmasıyla alakası var. Geçen sezon takımlar daha fazla oyuncu kullanmışlar. Bu sezon daha az kullanmışlar. 8 artı 3 ile en azından bu istatistiği direkt ilişkilendiremeyiz. Ama şunu ilişkilendirebiliriz. Buyurun. İlk başladığında şunu dedin ya, yerli oyuncu sayıca azalmış ama ortalama dakikaları artmış. Doğru. İşte 1000 dakika üzeri alan oyuncu sayısı 8 tane mi artmıştı? 56 ile 64 olmuş. Doğru. 8. Kişi Zaten altı. hedef bu değil mi? Hedef Zaten bu. ilk 11'de 3 tane yerli zorunluluğu koyduğun zaman otomatik olarak aldıkları dakika ortalamaları artacaktır ki oynayan yerli oyuncuların. Zaten artmaması matematiğe ters. Aynen öyle. Mantığa ters. Hani burada zaten beklenen hedef bu ama mesela 21 yaş altı yerli oyuncuların aldığı dakika artmış olsaydı daha değerli bulurdum ya da 22 yaş altı. Bunu daha değerli bulurdum. Ama totalde 1000 dakika üzeri alan yerli oyuncuların sayısı artmış. Mesela 21 yaş altında artmamış. Hedef o değil miydi? Hedef milli takıma daha fazla, daha geniş bir oyuncu avuzu yaratmak, daha fazla genç yerli oyuncuya fırsat yaratmak değil miydi? Ama avuzu gençlere fırsat öyle olmamış. Öyle olmamış. Bu evet. dakikaları 21 yaş altı, 22 yaş altı yerliler almamış. Çünkü istatistiğin devamında var, evet. tabloların devamında var. Ee, 2000. Geçelim mi oraya? E hadi buyurun. Şimdi ben evet biraz şeyi bozup oyunu bozup oraya değindiğim için. Geçelim sevdi. Dilerseniz geçelim. Reji şuradan bir dakika bulalım. Uğur Bey çok atlamışsınız ya. Ya konuyla elintili olduğu için özür dilerim. Ona da inmek istedim. Sizin canınız sağ olsun. Şuradan bir dakika. 21 yaş altı evet o grafiğimizi getirelim de ben de bulamadım. Şu sayfada. Hah buyurunuz. 21 yaş altı oyuncular. Oynatan takımlar. Şimdi ilk yarıda, ligin ilk yarısında forma giyen 2000 ve daha sonrası doğan oyuncuları dikkate almışlar. Opta verilerine göre derledik bu şeyi. Mesela Trafi. 2000 Ha ben şeye göre söylüyorum ama. Ben Bakın buradan direkt şey yapabilirsiniz. Beşiktaş'ın Ama Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bir istatistik vermiş hocam. Buyurun. 2018-19 sezonunda Evet. 21 yaş altı verilen oyunculara dakika %4.8'miş toplamda ekranı %4.8'iymiş. Peki. Bu sezon %4.6. Düşmüş. 21 yaş altı yerli oyuncular. Evet. 2018-19'da yabancı sayısı serbestti. Doğru. 21 yaş altı yerli oyuncular %4.8 almış. Demek ki biz bunu hedeflememişiz. Onu söylüyorum. Neydi hedef acaba? Hani burada bir Demek şey ki yok. Demek onu hedeflememişiz. Burada değil. bir gelişim yok. Hatta gerilemişiz. 0.2 değil mi? Evet. 0.2 gerilemişiz. Aynen öyle. Binde 48'den binde 46'ya düşmüş. 21 yaş altı yerli oyuncuların aldığı pay. Kaldı ki e, birazdan grafiklerle gelecek ekranlara yabancı oyuncu yaş ortalamasının da yavaş yavaş aşağıya düştüğü kulüplerimizin artık daha genç yabancı oyuncuları da tercih etmeye başladığını da birazdan rakamlarla göreceğiz. Buna rağmen işte yerli oyuncuların aldığı süre geçen seneye göre 8 e, daha fazla oyuncu 1000 dakikanın üzerinde süre almış ve yabancı sayısı 54 azalırken yerli sayısı sadece 24 azalmış. 58 evet. miydi pardon? 52 azalmış yabancılar, 24 azalmış yerliler. O da söylediğiniz gibi bir takım azaldı. Onu bir kenara koyacak olursak eğer. Herhalde yabancı sayısını iki katı azaltmışız. Buna rağmen yerliler. 14 olan kontenjan 12'ye düştü ya. Evet. O da otomatik olarak zaten yabancı sayısını azalmaya Tabii. 50 civarında azalmaya Sizin söylediğiniz, verdiğiniz rakamlar doğrultusunda diyorum. Evet. Benim söylediğim... Onunla örtüşmüyor yani. Evet. 21 yaş altı Oyunculara verilen dakika artmamış. Azalmış. O üzücü. Mesela o dönemde sıkça konuşmuştuk. Madem bir statü değişikliği yapıyoruz. Evet. Bu statü değişikliğinde acaba amaç 30 yaşındaki yerli oyuncunun daha fazla oynamasını sağlamak mı? Yoksa 19-20-21 yaşındaki yerli oyuncunun daha fazla şans bulmasını sağlamak mı? Soruyorum ben Türkiye Futbol Federasyonu. Amacımız neydi? Amacımız Ersin gibi, Rıdvan gibi, Işık Kağan gibi, işte Atalay gibi, Bartu gibi, Arda Güler gibi. Oyuncuları oyuncuların altyapıdan üst yapıya çıkarıp. Daha erken ve fazla dakika almasını sağlamak mı maksat? Yoksa Adem Büyü'n, Muhammed'in. Yaşça daha büyük futbolcu. Yaşça daha büyük futbolcu. Arda Turan'ın. Onların mı daha fazla dakika almasını sağlamak? Bu muydu amacımız? Bu statü değişikliğini yaparken öbürü müydü? Bu iki Farklı dinamik zaten o dönemde çok tartışılmıştı evet. hatırlayacaksınız. Ama görülüyor ki statü değişikliği sonrası Bartu'luların, Arda'ların, Ersin'in, Rıdvan'ların dakikalarında bir değişiklik olmamış. Hatta azalırken %4.8'den 4.6'ya düşerken senyor yerlilerin dakikaları artmış. O da statü gereği otomatikman. Oysa şimdi ben genç yerli oyuncuyum. 19-20-21 yaşındayım. Ümit Milli takımda oynuyorum. Ya A takımında da şans sunmaya ihtiyacım var benim. Kulüp takımında. Acaba burada bir destek olsaydı, Türkiye Futbol Federasyonu deseydi ki ben yabancı sınırını değiştirmiyorum. Yine 14 İstedin yabancı kadar, transferi yapabilirsin. İstersen 11'inde ilk 11'inde oynatabilirsin. Fakat esame listesine 3 tane 21 yaş altı oyuncu yazacaksın. İlk 11'ine de bir tane 21 yaş altı oyuncu koyacaksın. Gerçi bunlar gelecek. Bunlar önümüzdeki evet, sezonlarda evet. uygulanacak. Şimdi onu söyleyecektim size. Aynen öyle. Deseydi belki e, o istatistik değişirdi. Yabancı sınırını değiştirmek yerine. Ama önümüzdeki sezonlarda tabii bu istatistik değişiklikleri olacak. En azından şunu tekrar edelim. Ee, biraz rakamlarla belki karışmış olabilir. Ee, genç oyunculara yönelik ekstra bir artış 2 sezon öncesine aslında. göre yok. Hatta 0.2 puanlıkta bir gerileme var aldıkları süre bazında. Yani bunu hedeflememişiz. Özetle gençleri hedeflememişiz. Buna rağmen gençlerin aldığı süreyi de bazı kulüplerimiz arttırmış. Tebrik edelim onları da. Daha az sürede daha fazla forma giydiler. Yani şunu demek istiyorum. Şu an Buyurun. statü sebebiyle Arda'nın Arda sakın yanlış anlamasın. Yaş itibariyle. Artıma, evet. Tabii ki. Deneyimli yerli oyuncu olarak o geldiği için söylüyorum. Arda'nın, Mahmut Tekdemir'in hani farklı örnekler bulmaya çalışıyorum. Deneyimli yerli oyuncu. Onların daha fazla dakika kalması bize ne kazandırır? Maksat o muydu? Onların daha fazla dakika kalması mıydı? Yoksa 19-20-21 yaşındaki genç oyuncuların, genç yerli oyuncuların daha fazla dakika kalması ve amili takım havuzuna katılması ya da uluslararası ya da kendilerini daha fazla boya gösterebilecek kadar oynaması ya da Türk futbolunun yeni gençler kazanması mıydı? Maksat o muydu? Yani şu andaki değişiklikte biz onu sağlayamamışız. Evet. Biz deneyimli yerli oyuncunun dakikasını artırmışız. Adem Büyü'nün dakikasını, Arda'nın dakikasını artırmışız. Mahmut'un dakikasını artırmışız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu an itibariyle en azından. Daha az sürede daha çok forma giydiler başlığı. Ligde 2020-21 sezonunda yerli oyuncular toplam 415.800 dakikalık ilk yarıda 143.604 dakika forma şansı buldu. Bu oransal karşılık %34.53'tü. Bu sezon ise şu ana kadar 376.200 dakikalık süre içerisinde 143.738 dakikayla %38.20'ye ulaştı. Yerli oyuncuların Toplam dakikada yerlerini aldı dakika. Evet. %40'a yakın. Normalde 11'de 3, %27 gibi bir zorunluluk var. Hani bunların 90 dakika oynadığını varsayalım. Normalde 11'de 3 yaklaşık %27. %27 zorunluluk olması hemen %40'a yakın dakika verilmiş. Bu demek ki şu anlama geliyor. Sen zorluyorsun yerlerle ilgili ama daha fazlasını alıyorlar. İyi oyuncu oynuyor demek ki. İyi oyuncu oynuyor tabii ki. Oynuyor ya %40'a yakın dakika almış yerler. Son maçta Galatasaray Trabzonspor karşısına 7 yerliyle çıktı. Doğru. Hiç kimse bunu fark etmedi, konuşmadı bile. Yani kimse zorla Emre Kılınç'ı işte kimse zorla Alpaslan'ı Galatasaray'a ve bir İspanyol hocaya oynat Oynatım, demedi. Tabii. Ama oynattı. Trabzonspor'a karşı yanlış hatırlamıyorum değil mi? Galatasaray 7 yerliyle çıktı. Trabzonspor'a karşısında arkadaşlar. Hafızam beni yanıltmıyorsa e, evet dünkü o... Fatih, Ömer, Berkan Taylan, Emre, Kerem, Halil evet. Tabii. Kimse zorla Berkan'ı, kimse zorla Taylan'ı, Kerem'i, Halil'i oynat demedi Torrente. Yedi tane yerli oynadı. Yani 8 artı 3'ün en direkt bir sonucu değil. Zaten olacak olan, oynayacak olan yerli oynuyor. Buradaki yabancı rakibini geçebilen yerli zaten forma giyiyor. Aynen önceki sezonlarda olduğu gibi. Bir sonraki sayfasında haberin yerlilere en çok göztepe güveniyor başlığı var. İzmir ekibinde 12 yerli, toplam 9882 dakika süre buldu. Birazdan bunun açılımını da yapacağız. En az süreyi ise Giresunspor verdi. Yerli oyuncuların en az forma şansı bulduğu takım ilk yarının 19 maçında 10 yerli oyuncunun 4280 dakika oynama şansı yakalayabildiği Giresunspor oldu. Yerliler içinde istikrarlılar grubunun en yaşlı üyesi Alanyaspor'un kalesini koruyan 15 Şubat 1985 doğumlu Serkan Kırıntılı. Serkan Kırıntılı'yı Özgür kablo Yeni Malatya Spor'un 30 Ağustos 1987 doğumlu golcüsü Adem Büyük takip ediyor. Şimdi e, hem kendi derlediğimiz opta rakamlar hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun raporundan derlediğimiz grafiklerle yavaş yavaş e, daha diğer ayrıntılara bakmaya başlayalım. Ha grafikte gelmiş ekranına zaten. Ya yerli oyuncuların kulüplere göre dağılımı az önce gazeteden de okuduk. Biraz daha ayrıntılı bir grafik. Göztepe Hürriyet'in de söylediği gibi birinci sırada Kara 15 oyuncusuna 9222 dakika vermiş ilk yarı itibariyle. Medipol Başakşehir yine 15 oyuncusuna yerli oyuncusuna 8485 dakika. Beşiktaş 13 yerli oyuncusuna 6691 dakika. Galatasaray 6.535. Trabzonspor 6.413. Fenerbahçe'de 11 yabancı oyuncusuna 6.270 dakika süre vermiş. Yerli. Yerli oyuncu elbet. Yani dört büyüklerin hepsi şeydeler değil mi? Tepedeler. Buradalar. İlk evet. Gayet iyi. Bu ilk üçten sonra diğer. Göztepe. Karagümrük. Ve Medipol Başakşehir'den sonra ilk üç yani ilk üç gerçekten diğerleri dört büyüklerin sıralaması. Bizim Pardon. normal grafik şeyimiz yani. Aa, özür dilerim. estağfurullah. Mandan. Ben yanıldım. Şu bin dakika üzerinde forma giyen yerli oyunculara baktım bu arada. Evet. Az önce hani ifade etmeye çalışmıştım ya. Mesela en çok bin dakika üzeri forma giyen oyuncular en çok oynayan Güray Vural. 34 yaşında. Arkasından Günay az önce andınız 31 yaşında. İrfan Can genç kaleci İrfan Can. Doğru. onu geçiyorum. Beysel Sarı 34 yaşında Uğurcan geçiyorum. Zeki Yavru 30 yaşında maksat bu muydu? Amacımız bu Başka muydu bir yani nokta. onu soruyorum. Eğer şimdi biz ilk başta şöyle düşünmüştük ve öyle konuşmuştuk öyle algılamıştık. Daha çok genç oyuncuyu havuza katıp altyapıdan üst yapıya geçişi kolaylaştırıp hem kendi kulüplerinde oynamaları hem de kendilerini gösterip Avrupa'ya gitmeleri kulüplerine kendilerine kazanç hem mali hem sportif kazanç sağlamaları diye düşünmüştük. Öyle lanse edilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer belki biz öyle anladık ama geldiğimiz nokta itibariyle başka bir noktaya. Yani e, yanlış anlaşılmaya müsaade etmeden şöyle kurayım cümlemi. E, pazarın asıl olarak Türk oyuncuların elinde kalmasına yaklaşık en azından şimdilik durum olmuş. En azından şimdilik evet. Mesela bin dakika üzeri forma giyen Yerli oyuncularda tepede olanları şöyle hızlıca söyleyeyim size. Mesela Güray Vural, Günay Güvenç, Veysel Sarı, Zeki Yavru, Adem Büyük, Serkan Kırıntılı. Ee, merhum Ahmet Çalı gördüm bu arada. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Semih Kaya, Uğur Çiftçi. Bunlar hep 29-30 ve üzeri ee, oyuncular. O dikkatimi çekti. Soner Aydoğdu. Yusuf Erdoğan, Efecan gibi. Bunlara bir avantaj sağladı ortada. Oysa ki e, demin söylediğiniz gibi iyi oynayan ne yabancı tanır ne yerli tanır bizim oyuncumuz. Oynar. Ki oynuyorlar yani. Evet, Yaşı ilerlese de oynayan var. oyuncular, vazgeçilmeyen oyuncular var. Disiplininden dolayı, çalışkanlığından dolayı. Ve iyi oynadığından dolayı. Şimdi Süper süperlik oyuncu yaş ortalaması. Son 5 sezon bir grafiğimiz bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun araştırmasından 2017-2018 sezonunda yaş ortalaması 1000 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular arasında elbette 2017-2018'de 28.34'müş. Aradan geçen zaman zarfında 2022-22'de 27.39'a kadar indirmişiz ki son 5 yılın en düşük şey olmuş yaş ortalaması. Hatırlarsanız olmuş. CS araştırması yayınlandığında evet Süper Lig ee, Avrupa'nın en yaşlı 3 liginden Doğru. biri olduğu haberi yapıldığında enseyi karartmayalım. Bu sezon 2021-22 itibariyle bu yaş ortamımız ciddi biçimde düştüğünü hissediyoruz. Yeni rakamlar geldiğinde biz buralarda olmayacağız diye konuşmuştuk. Gerçekten Aynen de, dediğiniz gibi. Gerçekten de bu veri bizi mutlu etti. 2021-22 itibariyle 27.4'e kadar düşmüşüz. Son 5 yılın en düşüğü değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet. Bence evet son 5 yılın en düşüğü uzun zamandır belki de. Süperlik böyle bir yaş ortalaması görmemiştir. Ee, Avrupa'daki muadilleriyle kıyasladığımız zaman da yani 5 büyüklükle kıyasladığımız zaman da çok fark yok. Hatta muhtemelen La Liga'dan gencizdir diye tahmin ediyorum. Şimdi onu bulmaya çalışıyordum. Avrupa'nın 5 büyük ligi averajında ortalamasında bir yerlere gelmişiz, dayanmışız. Artık yaşlı bir ligiz Deme ezberinden çıkabiliriz önümüzdeki birkaç yıl içinde. Bir sonraki sayfamız. Süper Lig takımlarının yaş ortalaması. Yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun araştırmasından, raporundan. Özgür Kablo, Yeni Malatya Spor 22 oyuncusunun yaş ortalaması 25.13. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun listesinde 1 dakika süre alanda, 90 dakika süre alanda, uzatmalarla beraber 100 dakika, 105 her neyse süre alanda... Aynı ağırlığa sahip değil mi? Evet. Ya Sıralamada. Hatta şöyle diyelim. Bir dakika alanda iki bin dakika alanda. Esas dengesizliği zaten O yaratıyor. Biz birazdan dakikaya göre, evet. sevgili Barış Gerçeker'in hazırladığı dakikaya göre sıralamayı vereceğiz ama önce genel tabloyu şöyle bir koyalım dedik ortaya. O Barış Gerçeker'in yaptığı itiraz ve optanın hazırladığı tablo tabii ki daha gerçekçi. Çünkü o dakika üzerinden, alınan dakika üzerinden yapılıyor. Aynen öyle. Ağırlıklı ortalama. Sıralama. Bu şeyde Herhangi bir alınan süre kıstası gözetilmeden yapılan listede özür Kablo Yeni Malatya Spor en düşük yaş ortalamasını yakalamış 25.13. Yani şöyle bir örnekle açıklayabilir miyiz? Belki akıllarda havada kalmasın diye. 18 yaşında bir genç kardeşimiz son bir dakika girdi. 90 dakika oynayan adam da aynı eşit ağırlıkta bu ortalamaya etki ediyor diyebiliriz herhalde değil mi? Aynen Anlaşılır öyle. yani. O da gerçekçilikten biraz uzaklaşıyor. Daha farklı bir tablo çıkarıyor ortaya evet. dediğiniz gibi. Bir sonraki sayfamızda bahsettiğimiz Opta'nın dakika ağırlıklı yaş ortalaması yani bu listenin biraz daha farklı bir bakış açısıyla. Genç oyuncu ne kadar süre aldı? Genç demeyelim. 18 yaşında oyuncu, 19 yaşında, 20, 21, 22, 30 her neyse hepsinin aldığı süreye göre yapılan dakika ağırlıklı yaş ortalamasına bakıldığında en genç takım, en genç oyuncu oynatan takım Galatasaray 1. sırada. Demek ki sezon başından beri Galatasaray'da sık sık dile getirilen gençleşme operasyonu realize olmuş. Olmuş. Bu bir kanıttır. Evet. Galatasaray Süper Lig 20 takım içinde dakika ağırlıklı yaş ortalamasında en genç takım. Onu da Fenerbahçe'nin takip ediyor olması sevindirici. Doğru. Türk futbolunun bütçe anlamında en güçlü iki takımı değil mi genelde Galatasaray-Fenerbahçe? Beş beraber üçten ikisi diyelim. Doğru. En yüksek bütçelerine sahip iki takımının Galatasaray-Fenerbahçe'nin <laughs> dakika bazı ortalamada en genç kadroları oynatıyor olmasın ne kadar mutluluk verici. Genelde hep kötü haberlerle burada üzülüyoruz Doğru. veya onları eleştiriyoruz. Burada böyle güzel bir haber olunca umut veren bir şey bu, umut veren bir gelişme. Süper Lig'in 20 takımı içinde en genç ikisinin Galatasaray Fenerbahçe olması. Bakalım bir sonraki sayfa size ne düşündürecek? Bu toplamdı. Şimdi e, yerlilerin dakika ağırlıklı, yerli oyuncuların dakika ağırlıklı yaş ortalaması. Mesela Beşiktaş bu kalemde bu istatistikte 24.5 ile birinci, Trabzon 24.4 ile e, özür dilerim 24.9 ile ikinci, ve Kasımpaşa 26.7 yaş aralığına bakar mısınız? Burada dört büyükler gerçekten ilk dörtte. Gerçekten ilk dörtte. Yani Süper Lig'de en genç yerli oynatan dört takım dört büyükler. Doğru. Bu da sevindirici. En yüksek bütçe imkanlarına sahip dört büyük takım. En azından yerli departmanında daha ziyade gençlere şans vermişler ki amaç buydu. Yani en azından dört büyük takımın e, stratejisinin orta uzun vade için umut verdiğini, Türk futbolu için sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Bu grafiğe bakarak. Şimdi belki şu 21 yaş altı oyunculara en çok süre veren takımlar. Bir sayfa atlayıp ona geçebiliriz. E, Uğur Bey'in az önce altını çizdiği konu. E, 21 yaş altı oyunculara en çok süre veren takımlar 4051 ile Beşiktaş olur. Beşiktaş. Babak, Burun. Çok özür dilerim. Burun. Ee, şeyi bozuyor. Ayarları bozuyor. Özellikle Ersin ve Ridvan çok dakika aldığı için. Ama sonrasını sözünüzü böldüm. Esnafla Sonrasına da. baktığımızda o umut verici değil. Yani az önce dediniz ya 21 yaş ve 6 genç oyuncuları geliştirme vesaire. istediğimiz noktada değiliz. Bir başka göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ı ayrı tutarsak eğer. Ortalama bir oyuncu oynasa... 23 hafta, ama bu 23 haftayı dikkate almıyor değil mi Tolga? İlk 19 haftayı dikkate alıyor. Bu evet. 19 çarpı 90 1710. Yani bir oyuncu oynasan 21 yaş altı ortalama bir takım 1710 dakika şans vermiş olur. Bu grafikte 1710'u geçen tek bir takım var Beşiktaş. Yani Beşiktaş dışında hiçbir takım, Süper hiçbir takım ortalama bir oyuncu bile oynatmamış. 21 yaş altı. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Bir oyuncu dahi oynatmamış. 11'de bir ortalamaya ulaşan tek bir takım var Beşiktaş. Beşiktaş dışında hiçbir takım 1710 dakikaya geçmediğine göre. Doğru. 1710 Ka hesap, dakika çünkü bir oyuncu demek. Hesap ortada. 90 çarpı 19. Özür dilerim 1810. Niye? Ha 1710 doğru. Ben onu çarpabilsem zaten. 1710. Ben bir an, sen öyle bakınca yanlış bir çarptım. <laughs> 1710. En fazlası 1200. 1220 evet. Evet yarım oyuncudan biraz fazla. Doğru. Yani Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda, ilk 11'lerinde takımlar 21 yaş altı yarım oyuncu ortalama oynatmışlar artık. Ne kadar sevinebiliriz burası siz takdir edin. Bir sayfamız daha var. Son olarak yerli oyuncuların kulüplere göre dağılımı. En çok az önce Hürriyet gazetesinde de okumuştuk. Göztepe kulübü 12 oyuncusu, 12 yabancı. Ya, özür dilerim yerli. Oyuncu 9.882 dakika. Karagümrük, Vavakars, Fatih Karagümrük 9.222. E, diğer sayfalarla farklılaşıyor olmasının sebebi yani Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş e, buralarda daha aşağıda kalmış. Çünkü yaş ortalamasının burada Göztepe, Karagümrük ve Başakşehir'de yüksek olduğunu sizin de altını çizdiğiniz konu evet. bir kez daha hatırlatmış olalım. Mesela Soner, Göztepe'de düzenli oynayan bir oyuncu. 31 yaşında. Berkan düzenli oynayan bir oyuncu. 34 olacak Şubat ayında. Halil Akbunar düzenli oynayan bir oyuncu. 28. Halil nispeten yine gençmiş. Dolayısıyla olgun oyunculara daha çok yerli dakikaların verilmiş olması biraz şey soru işareti uyandırıyor. Bu son sayfamızdı. Uğur Bey e, değerlendirmelerimizi yaptık. Bir araya gideceğiz. Bir isterseniz son kapanış toparlaması yapalım bu bölüm için. Nasıl toparlarsınız? Ya biz statü değişikliği yaptık. Bunlar çok radikal değişiklikler. Daha fazla keşke üzerine çalışılsaydı, konuşulsaydı, daha fazla e, departmana başvurulsaydı, daha fazla ortak akıl yürütülseydi diye burada biraz üzüntümüzü dile getirmiştik. Bu yıl için tabii ki enseyi karartmayalım henüz erken. Bu yıl için eldeki veriler, Türkiye Futbol Federasyonu ve OPTA'nın çıkarttığı veriler henüz bu statü değişikliğinin amacına ulaşamadığını gösteriyor. Çünkü bana sorarsanız benim kanaatim, benim anladığım Statü değişikliğiyle amaçlanan daha fazla genç yerli oyuncunun daha fazla dakika alması. Milli takım havuzunun e, genç yerli yetenekli oyuncu havuzunun daha fazla genişlemesiydi. Henüz o anlamda bir gelişme yok. Yerlerin dakikaları artmış ama olgun yerlerin dakikaları artmış. Sanırım maksat bu değildi ama önümüzdeki sezonlarda statü farklılaşıyor. Orada genç oyuncu zorunluluğu getiriliyor. E, Esameli hisselerine ve ilk 11'lere. O zaman bu hisseler değişecektir. Ancak dört büyüklerin Ligin geri kalanına oranla daha erken aksiyon aldığını ve bunu hayata geçirdiğini... ...yani önümüzdeki sene eğer aynı şekilde hayata geçecek olursak buna daha hazır geldiklerini söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Dağıttıkları rakamlar onu söylüyor. Bu da yani çok şaşırtıcı. Dört Güzel bir şey çünkü, aslında. Evet, yani. ne konuşsak dört büyükler başarısız oluyordu şimdiye kadar. <laughs> hani bu konuda en azından dört büyüklerin böyle pozisyon almış olması... ...ve süperli 20 takım içinde e, genç oyunculara en fazla dakika veren kulüpler olması... Gerçekten dikkat çekici ve hiç süper tarihinde olduğunu zannetmiyorum. Herhalde bu bir ilk. Olabilir muhtemelen. Şimdi değerli izleyenler bir araya gideceğiz. Aranın ardından da çok güzel bir şeyimiz var, haberimiz var. Takvim gazetesinde güzel bir başlığımız var. Açıkçası biz burada sıklıkla konuşuruz bu tip konular ama bizim dışımızda da haber yapıldığı zaman hoşumuza gidiyor. Biraz kendimize paya çıkardık ama çok da fazla rastlamak kolay değil bizim spor gündemimiz içerisinde bu tip başlıklara. Bir ara verelim ardından o güzel haberle o güzel başlıkla devam edelim. başlığımız şu efendim takvim gazetesinden geliyor ekranlara bizim çocuklara ders olsun. Interli savunmacı Devray'ın gelişimi tesadüf değil 5 yılda değerine değer kattı. Stefan Devray 2017'den beri UEFA'nın kişisel gelişim antrenörü Loran Vrelink'in kurduğu analist ekibiyle çalışıyor. Her maçı özel olarak takip ediliyor. Maçlardaki hataları teker teker inceleniyor ve Inter'in verileriyle eşleştiriliyor. Özel antrenör eşliğinde yaptığı hataları en aza indirmek için çalışıyor. Wim Hof isimli meditasyon gurusuyla her maç öncesi 3 saat nefes e, özür dilerim. Nefes egzersizi yapıyor. Kişisel gelişimine son derece önem veren Hollandalı De Bruyne hem Inter'in hem de Hollanda milli takımının en istikrarlı isimlerinden olması da dolayısıyla tesadüf değil. E, Stefan De Bruyne fiziksel ve taktiksel olduğu kadar mental gelişimine de yatırım yapıyor. Bu neden hep şey yapılır bilmiyorum. İşin bu tarafı bu kadar gözden dışarı tutulur. Mental gelişimine de yatırım yapıyor. Özel bir yöntemle konsantrasyonunu arttırıcı egzersizler yapıyor. Bu tabii ki hayatın tamamı için değil. Belli alanlarda konsantrasyonunu belli koşullarda yüksek nabızda yüksek nefeste koşarken konsantrasyonla alakalı şeyler. Yani hep nokta atışı önlemlerle minik minik adımlarla gelişimler sağlanıyor. Aynen Herkes öyle. örnek almalı demiş Devray'ın bu yaklaşımını. Hakikaten bravo. Şimdi zaman zaman ele aldığımız bir konu bu. Evet. Önce o makro planda ele almak isterim bu konuyu. Hani ne, neden bunu ele alıyoruz? Neden buna özellikle dikkat çekiyoruz? Bir takımda 25 tane futbolcu oluyor ya da 30 tane. Bir tek direktör doğal olarak daha bütüncül taktiklere odaklanıyor. Grup disiplinine, grup gelişimine odaklanıyor. E bireysel gelişim çok kolay bir iş değil. Daha fazla mesai isteyen tek direktöründe de birer Kesinlikle. birer çok fazla zaman ayıramayacağı Doğru. bir konu oluyor doğal olarak. Dolayısıyla futbolcuların bireysel gelişimi bazen mesela bazı futbolcuyla konuşuyorsun diyor ki ben tek direktörle diyor vallahi bir aydır konuşmadım diyor. Bir aydır birebir iletişim kurmamış tek direktör. Çünkü tek direktöre de hak veriyorsun. Ya zaten yeterince derdi var. 30 tane oyuncusu var. Rakip analizi yapıyor. Bir sonraki maçı düşünüyor. Seninle birebir konuşma fırsatı olmamıştır belki diyorsun. Tek direktöre de hak veriyorsun. Dolayısıyla Çağın gerektikleri için yetmiyor tek direktör. Bir tek direktör yetmiyor futbolcunun gelişimine. Futbolcular ne yapıyor? Bazıları Defra gibi akıllı olanlar özel olarak, bireysel olarak gelişmek için ekstra çaba harcıyor. O da ekstra bir şirketle anlaşmış. Ben onları biraz araştırdım. Başka oyuncuları da var, başka oyuncular çalışıyorlar. Bu tarz şirketler var. Ne yapıyorlar? Maçına geliyorlar, seni özel olarak çekiyorlar tabii mümkünse bu. Yapamıyorsa televizyondan çekiyor ama sadece seni çekiyor. Sadece seni takip ediyor. Maç sonu bir analiz yapıyor. Sadece senin hareketlerini analiz yapıyor. Böylece sadece topun olduğu yerde değil topun olmadığı yerde ne yaptın? Onu da izlemiş oluyor. Mesela Defra'ya demiş ki neydi alamadı? Freling. Freling demiş ki ilk analizinde, görüntülü analizinde çok fazla topu seyrediyorsun demiş. Topun olduğu yere bakıyorsun. Halbuki zaman zaman topun olmadığı yere bakmak lazım. Defray mesela o analizden sonra sadece topun olduğu yere değil topun olmadığı yeri de gözlemlemeye Yengelemiş bakmaya yani. başlamış. Ben bu Defra hikayesini okudum. Orada öyle söylüyor mesela. Veya Defra'yı biz ne yapıyoruz ekranda? İşte topla buluştuğu anda veya hücum ettiklerinde görüyoruz bir savunma oyuncusu olduğu için. Halbuki topun olmadanlar Defra'yı ne yapıyor? Ne kadar mesafede duruyor mesela hücum oyuncusuna? Sola mı daha çok yaklaşıyor, sağa mı daha çok yaklaşıyor? Mesela milli Gölgeyi takım mi analiz yapmışlar. takip ediyor, yapmışlar. topa mı bakıyor değil mi? Evet. Milli takım analiz etmişler. Sola daha çok yaklaşıyormuş. Üstte sola da Fanan var. Analiz ettikleri maça baktım. Sürekli Fanan altı yakındırıyor. İçim ben dedim ki Murat Caner izleseydi bunu suçu Fanan altı atardı. <laughs> Doğru Orada direkt atardı. Fanan suçludur. Olabilir yani. Fanan altı belki güvenmediği için ona daha yakın duruyordur. Aklıma ilk o geldi yemin ederim. Çok evet. yargılı oldu tabii de seyretmedim yani ama muhtemelen öyledir dedim içimden yani. Ben de bilmiyorum. Ben de Öl yargıyla. Çünkü şey kısa süreli bir bölüm izledim. Mesela orada Defra'yı eleştir, eleştiriyor ve düzeltiyor analisti diyor ki sola niye diyor top yokken diyor sola yakın duruyorsun. Halbuki diyor ortalaman lazım. Merkez stoperle sol bek arasındaki mesafeyi ortalaman lazım. Böyle analizler şüphesiz ki çok değerli ve bence de takvim gazetesi tebrik etmek lazım. Farklı bir iş yapmışlar. Çok güzel ellerine sağlık. Ee, takvim gazetesi güzel bir haber yapmış. Şüphesiz ki üzerine düşürmesi kafaya olması gereken bir detay. Hakikaten başlık gibi bizim çocuklara ders olsun. Yani çocuklara derken yanlış anlaşılma olmasın. Hakikaten herkesin ders alması. Çünkü o bahsettiğiniz kişisel gelişim meselesinde bir boşluk var. Ve o boşluğu kimin doldurduğu çok önemli. Kimin doğru yol göstereceği. Ya, aile dolduruyor bunu büyük oranda. Ya da yetkin olmayan isimler dolduruyor. Bambaşka yerlere gidebiliyor iş. Çünkü bu sadece geri bildirim meselesi de değil. Gelişim meselesi. Tabii gelişim meselesi gelişmek de sadece geri bildirimle değil araştırmakla öğrenmekle daha ileriye bakmakla olabilecek bir şey. Bu vizyonu açabilecek bu vizyonu hep ekipler meselesi diyoruz ya artık tek kişi bir kişi iki kişi değil ekipler çalışıyor. Endüstri bu hale evrilmiş durumda ve biz de bunun gerisinde kalmazsak çok iyi olacak yani. Aynen öyle şimdi bir firmanın finansal tablosunu kim analiz edebilir? İyi bir finansçı analiz edilir sadece. Ekonomistler tabii. Mali i̇yi uzmanlı. bir ekonomist analiz edilir. Bir futbolcunun da bireysel performansını doğru analiz edip hatta onu ileri taşıyabilecek kişi iyi bir tek direktördür. Aile kapatamaz bu boşluğu. Bir profesyoneldir bu işin. İyi bir analist, tabii. iyi bir tek direktör, bir profesyonel ekiptir. Futbolcunun da buna para harcaması ve bunlarla çalışması o gerekir. O boşluğu doğru doldurmak lazım. Doğru doldurmak gerekiyor. Yoksa başkaları doldurur dediğiniz gibi ve o da... Ee, doğru bir dublaj olmaz. Bu konuda yaş önemli değil. Hangi yaşta olursa olsun oyuncu gelişim kat etmek, kaydetmek mümkün. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuyla alakalı Fenerbahçe'ye geçeceğim çünkü. Ki Defray'ın da yaşı var. 30 i̇şte ya, yaşla alakalı 30, değil. 30 yaşında yani. hala bu çalışma. Her yok. yaşta mesafe kat edilebilecek. Hollanda medyasına defalarca haber olmuş. Yaklaşım. Bu yaklaşımıyla Defray ben de baktım. Her yıl neredeyse bir sefer hikayesini yazmışlar. Bravo. O zaman geçiyorum Posta Gazetesi'ne ve Fenerbahçe'ye. Başlığımız efendim Efecan Ata. Fener Fenerbahçe'den sürpriz demiş gazete. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine Alanya Spor'un tecrübeli ismi Efecan Karaca için çalışmalara başladı. İki kulüp başkanı bugün bir araya gelerek transferi netleştirecek. 32 yaşındaki oyuncunun gelmeye Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasının ardından Alanya ile temaslar hızlandırıldı. Futbola 2005'te Galatasaray'ın altyapısında başlayan Efecan Karaca kariyeri boyunca 7 kulüp değiştirirken kendisi için bonservis ücreti ödenmedi. Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Efecan için bir miktar para ya da futbolcu takası önerdi. Alanya Teknik Direktörü Farioli Efecan'la ilgili sorulara "Takımda yeri doldurulamaz. Kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli ama kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir." cevabını verdi. Bu arada bir diğer konu sağ tarafta Löv'le anlaşma tamam. Sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartalı emanet eden Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda takımın başına Alman teknik adam Joachim Löv'ü getirecek. Kesin konuşmuş. Gelecek zaman kipi ama getirecek diyor yani. Yani öğrenildi, edildi vesaire değil. Kesin yazmış. Löv ile kesin olarak anaha zaten kesin diyormuş ya. Löw ile kesin olarak anlaşmaya varıldığı öğrenildi diye beni düşürdü şimdi. Almanya milli takımıyla Dünya Kupası apoleti bulunan Joachim Löw 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Löv'ün birçok şartını kabul eden Fenerbahçe yönetimi 2022-23 sezonu için 30 milyon euroluk transfer bütçesi içinde söz verdi. E şimdi 30 milyon euroluk neyse. Ee, önce Efecan diyelim ondan sonra isterseniz Joachim Löv. İddia diyeceğim ben yine çünkü resmi bir açıklama değil. Efecan çok güzel bir hikaye. Öncelikle eser hikayesinden başlayalım. 8-9 yıldır Alanya'da alt kümelerden e, tırnaklarla kazıyarak Süper Lig'e 30 yaşında gelebilmiş bir oyuncu. 30 yaşına kadar yanılmıyorsam Süper Lig deneyimi yok Efecan'ın. 30 yaşında, 30 yaşına yakın yaşlarda Süper Lig'e gelip ondan sonra kendini ispat edip ondan sonra amil takıma çıkması bir peri masalı. Müthiş hikaye. Avrupa'da olsa hani defalarca hikayesi yazılırdı, röportajlar yapılırdı. Türkiye'de aslında Efecan Karaca'nın hikayesi çok özel bir hikayedir. Efecan'ı tebrik etmek lazım. İşini bu kadar sevdiği için, mesleğine bu kadar tutkuyla bağlı olduğu için, sabırlı olduğu için, gelişmeye devam ettiği için, bırakmadığı, vazgeçmediği ve 30'undan sonra hem Süper Lig'in değerli oyuncularından biri hem de milli takımın oyuncusu olduğu için Efecan'ı tebrik etmek lazım. Şimdi bir tane daha adım atmaya yaklaşmış anlam kadarıyla. Bir de İstanbul büyükleri hani kariyerinde bir gençliğinde şansı olmuş ama yukarı çıkamamış. 2009'da Kartal Spor'a e, verilmiş. Ondan sonra da bir daha alt liglerde tırmalamış. Bir daha dönme şansı olmamış İstanbul'a. O yüzden Efe tebrik ederim. Bravo. Fenerbahçe boyutuna gelirsek tabii o enteresan. E, çünkü Fenerbahçe'nin <laughs> Bu, bu, yıl 33 yaşına gelecek bir oyuncuyu kadrosuna takip ederek tabi kontratı bitiyor Efecan'ın sezon sonunda. Dolayısıyla sezon sonu zaten serbest kalacak. O yüzden herhalde makul bir bonservis bedeliyle veya takasla Efecan'ı kadrona katacaklarını düşündüler. Bir de tabi malum yerli sınırı şu an 3 yerli sınırı yeni sezon 4 yerli sınırlı bunları dikkate almışlardır. Efecan da hani yaşsız bir oyuncu gibi 2 gol 9 asistle oynuyor. Bütün maçlar neredeyse ilk 11 oynuyor. Bu özel performansını hep koruyor. Fenerbahçe'de o pencereden bakmış anladığım kadarıyla. Hiç e, bonservis deyince şimdi hatırladım burada bonservisi hiç olmadı demiş. E, evet posta. bonservis ödenmemiş. Evet. 7 kulüp değiştirmiş kendisi için hiç bonservis ücreti ödenmemiş. Çok küçük fizikli, küçük fizikli olmanın da avantajlarını İyi kullanan adam geçen. Evet. Rahat top kazanan. Seri hareketlerle belki illa her oyuncu uzun mesafede hızlı olmak zorunda değil ama kısa mesafede çabuk. Fiziğinin küçük olması avantajlı. Kısa mesafede çabuk. çabukta çok iyi kullanan bir oyuncu Efecan. Büyük takımda da oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar alt liglerde sonra Süper Lig'e gelip birinci dakikadan itibaren hazır olmak, orada formayı almak, orada kendini ispat etmek, amirli takıma gitmek, amirli takımda sırıtmamak bunlar zaten kanıtlamış kendi. Bunlar zaten kanıtlar Efecan'ın verebilecekleriyle ilgili. Bir şey bir diğer transferlerine geçmeden bir de Joachim Löw okuduk. Dün şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. İsmail Hoca transferleri istedi. Hatta bizce hem orta saha hem santraforda gerek yok ancak yine de hocanın <laughs> sol beki ayrı tutarak konuşmuştuk. hocanın talepleri bu yönde. Acaba önümüzdeki sezonun öncül adımları mı bunlar diye konuşmuştuk. Şimdi gazetenin haberinde Löw ile anlaşıldı. Kesin olarak anlaşıldı. Gelecek 3 yıllık imza atacak ve 30 milyon euroluk da ne bütçesi transfer bütçesi. Evet. Kendisine verilecek. Ben uluslararası medyada gördüm Leo'ya ama Türkiye kaynaklı. Bizden almışlar yani. Bizden almışlar. Arada sırada onlar da bakıyor ne yazılıyor ne çiziliyor evet. diye. Var yani. <laughs> uluslararası medya, İngiliz, İspanyol, Alman medyasında da var ama kaynak Türkiye göstermişler. Ona özellikle dikkat ettim. Çünkü bakıyorsun bir habere başka bir kaynak, o kaynağa gidiyorsun başka bir kaynak, en sonunda fotomaça ulaşıyorsun. <laughs> Zincirin sonunda. Ona dikkat ettim. Türkiye kaynaklı haberler. O yüzden hani şu Erken anda bir şey Alman şey yok. Alman kanıt yok. Lövün anlaşına dair. Ee, tabii tartışmalı bir tercih. Bana sorarsa, ee, löve çok büyük saygı duymakla birlikte yaklaşık 20 yıldır bir kulüp deneyimi yok. Ee, risk. Risk. Milli takım vitesiyle kulüp vitesi çok farklı. Hele ki bu dönemde. Tabii ki Dünya Şampiyonu bir tek direktörü çok büyük saygı duyuyoruz önünde saygıyla Tart önümüzü tartışmalı. dikliyoruz. Ama e, takdir edersiniz ki kulüp tek direktörlü, milli takım tek direktörlü farklı meslekler gibi ayrışmaya başladı son yıllarda. Kolay kolay da aralarında böyle çapraz geçiş olmuyor bir süredir. Kolay kolay yani milli takım düzeyinde parlayan bir hoca bakıyorsun milli takımlarda devam ediyor genelde. Kulüplerde parlayan bir hoca da milli takım işine üzerken diyor. 60-65 yaşıma geleyim o zaman milli takıma gideyim diyor. Milli takımlara böyle bakıyor. Emeklilik önce son durak olarak bakıyor. Şimdi bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin yapabileceği, 2022-2023 atabileceği en iyi adım Löw müydü? Tartışmalı. Haberde kesin değil tabii ama dediğiniz gibi riskli. riskli bu açıdan, adam. bu sebepten. Ben ismine elbette çok saygı tabii. duyuyorum ama mesele sadece isimden ibaret değil. Kulüp çalıştırmak daha tempolu bir iş, daha farklı bir frekans. Türkiye'de daha farklı dinamikler var. Hele Türkiye kesinlikle daha farklı dinamikleri var. Hele Fenerbahçe bambaşka tabii, dinamikleri var. Tabii, tabii. Ee, bu koşullar ışığında Lövle anlaşıldı ise umarım şu anda mesela gelse bütün maçları izlese keşke İsmail Kartal sürekli sıcak temas kursa. kursa transferlerde mesela rol oynasa hiç ummadığın mesela Fenerbahçe Bundesliga'dan böyle enteresan oyuncularla ilgilense transferse etse falan bravo derim değil mi? Löv Network'ünü kullanmaya başlamış. Fenerbahçe'nin geleceğini planlamaya başlamış. Ama Efecan Karaca mı mesela? <laughs> e, Efe Bu tercih büyük içerisinde. saygı duyuyorum ama Löv tercih gibi görünmüyor. Açtığınız pencere içerisinde aynen öyle. Evet. Muhtemelen değildir. Değil gibi görünüyor. Mesela İsmail Kartal ön libero istiyor. Acaba yeni sezon planlaması da böyle mi Fenerbahçe'nin? Bunlarla ilgili tabii soru işaretleri var. Bir diğer transfer haberi değerli izleyenler e, iddiası Fenerbahçe için Fotomatik gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Sol bekte Rose sesleri. Watford'da 3. sol bek konumuna düşen eski Tottenham'da Danny Rose'un menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. Uzun yıllar Tottenham forması giyen Danny Rose sezon başında Watford'a bedelsiz gelmişti. Sarı siyahlılarda bu sezon 8'li lig biri e, kupa maçı, İFL kupası olmak üzere 31 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayamadı. Kadrosunda faslı sol bek Adam Masina ve Rose'u bulundurmasına rağmen Watford Ocak ayında Nisan Hasane Kamara'yı 4 milyon euroya aldı. Rose'un forma şansı azaldığı belirtilirken Fenerbahçe'ye önerildi menajerler tarafından. 31 yaşındaki futbolcunun kontratı 2023'ün Haziran'ında bitiyor. Olursun? Evet tebrik ederim öncelikle haberi yazan arkadaşa. Evet. Güzel detaylar vermiş. Son maçta da Watford Norwich'i ağırladığı maçta da Solbeck'te Kamara oynuyor. Kulübede de James Morris oturuyor yani... Sol bek rotasyonu içinde artık Deniroz'a yer yok. Sol beklere baktığımız zaman. 1990 doğumlu. Bu sezon 8 maçta forma giymiş. Uzun zamandır geriliyor. Watford'un da öyle çok yüksek kaliteli bir kadrosu yok. Bu yüksek kaliteli olmayan kadrosu işte Deniroz 3. sol bek konumuna düşmüş. Bence son derece riskli. Eğer böyle bir hamle söz konusuysa. Ben yani kontağı kapatıp kapatmadığına iyi bakmak lazım evet, değil mi? Daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum Türk takımlarının. Yani Watford'da 3. sol bek konumuna düşmüş 31 yaşında bir oyuncu. Daha iyisini yapabilir Türk takımları. Daha güçlü arama tarama kabiliyeti olması gerekir diye düşünüyorum. Son zamandaki, son bir yıllık verilere baktığımız zaman yaşananlara baktığımız zaman değerli izleyenler kabaca bunu söyleyebiliriz. Geçmişe baktığın zaman hem kulüp düzeyinde hem milli takım düzeyinde forma şansı buldu. istikrarlı bir Tabii. şekilde oynadı. Ancak acaba kontağı kapattı mı diye de bir düşündürüyor. Sadece bu açıdan biraz riskli olduğunu yoksa oyuncunun oyun kalitesiyle vesaire alakalı değil ama acaba bıraktı mı futbolu? Çünkü kilo aldığı falan vesaire bunlar hep biliyorsunuz. Ya tabii İnsanlar bir dönem konuşuyor. İngiliz Milli takımın oyuncusuydu. Tabii. E, ama en son alt yaş grupları da dahil olmak üzere en son 2019'da çıktı. forma giymiş Doğru. milli takımda. 2019'dan sonra bir daha davet edilmemiş. Yaklaşık 3 yıl. Ciddi bir süre. Evet. İşte e, toplamda acaba artık. kapattı mı? Evet. Futbolda Kümede futbolda kalma mücadelesi veren, son derece kadro imkanları kısıtlı olan Watford, yani Watford'un kadro imkanları şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan çok üstün değil. Yani Watford'ı zannetmeyin ki yani Leicester City Everton koşullarında bir kadrosu var. Değil o seviyede bir kadrosu yok. Watford'ın kadrosu aşağı yukarı Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe seviyesinden çok yüksek değil. Orada üçüncü sol bek konumuna düşmüş bir oyuncuysan sen hangi beklentiyle burada değerlendireceksin? Onu iyi düşünmek, analiz etmek lazım. Risk Demeyelim belki ona biraz kapalı kutu bu açıdan bakıldığında biraz kapalı kutu hakikaten çok iyi değerlendirmek daha iyi olur. Şimdi sırada Hürriyet Gazetesi ve Galatasaray var değerli izleyenler. Başlığımız transfer sihirbazı Kampos sahnede Galatasaray'ın danışmanlık için anlaştığı Portekizli futbol adamı görevine hızlı başladı. Birçok ayrıntı var bu sayfada birçok haber var. Elneni 3 milyon euro istedi. Ön libero krizi Campos'un önerdiği Pulgar'la çözüldü demiş gazete. Pena, Gomis, Penya, Gomis ve Pulgar'ın transferi sonrası kadroda yer açması gereken Galatasaray'ın imdadına Luis Campos yetişti. Portekizli futbol adamı Luindama'yı Altaabon'a, Altaabon takımına gönderirken, önerirken transferi tüm maliyeti Suudi ekibi tarafından karşılanacak şekilde tamamlandı. Sözleşmeye 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu da kondu. Yani Lundama krizini kısa süre içerisinde Campos çözdü demiş gazete. Şilili ön libero Erik Pulgar'ın transferinde yine başrol oynadı. Ön libero krizini de çözdü. Jesse Sekedika sezon sonuna kadar Eyüp takımına, Eyüp takımına kiralandı diyor gazete. İnyaki Penya Galatasaray'daki ilk idmanına çıktı ve işte Galatasaray'da yönetimin Campos planı asıl hedef sezon sonunda 70 milyon euro kazanmak. Luis Campos'un bağlantıları sayesinde dikkat çeken 4 sarı kırmızılının sarı kırmızılı oyuncunun satışından ciddi bir gelir elde edilmesi bekleniyormuş. Şöyle bakalım. Alman, Fransız ve İspanyol ekiplerinin izlediği Kerem Aktürkoğlu, Roma, Newcastle ve Napoli'nin radarındaki Marcao, Inter'in izlediği Victor Nelson ile Fransız kulüplerinin ilgi alanındaki Mustafa Muhammed Galatasaray'ın şu an en çok gelir beklediği oyuncular olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılılar Portekizli futbol adamının vizyonu ve dünya futbolundaki konumunu kullanıp 4 oyuncudan en az 60-70 milyon euro bandında toplam transfer geliri elde etmeyi amaçlıyor. Oyuncu satışıyla ekonomik yapıyı düzeltmek, genç futbolculara da yatırımı sürdürmek isteyen Galatasaray Luis Campos'un üstün pazarlama başarısını ilk etapta bu dört oyuncusunun transferinde kullanacak demiş. Campos söz konusu bu dört futbolcunun satışından yanı sıra Galatasaray'ın elde edeceği geliri de doğru isimlere kullanması için çaba harcayacak. Önümüzdeki süreçte kadro planlaması adına kulübe futbolcu önerecek. Şimdi şurada solda belki biraz ufak kalıyor ama Getson iddiası infial yarattı diye bir başlık var. Galatasaray'da daha önce kiralık olarak forma giyen ve sarı kırmızılı camianın yeniden transfer edilmesini istediği Getson Fernandez için flash bir iddia ortaya atıldı. Portekizli Yıldız futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürülürken bu iddianın ardından Galatasaray taraftarı yönetime büyük tepki gösterdi demiş. Ki biz de programımıza bu haberle başladık ve muhabir arkadaşımız sevgili Güller Akbüyü'nden Beşiktaş'ın anlaşmaya çok yakın olduğu hatta hani büyük oranda anlaştı ve oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelebileceği büyük ihtimalle gelebileceği bilgisini aktarmıştı. Bu akşam mı? Sosyal medyada bu akşam saat 8'de Saat 20'de e, İstanbul'a geleceği yazılıyormuş ama tabii ki bekleyip göreceğiz. E, Baftin bir gomisin gelişini aileme döndüğüm için çok mutluyum sözüyle gomisin okuyucusuna aktarmış ve son olarak okumak istediğim başlık seçim tsunami etkisi yapar. Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan Burak Elmas'a destek demiş gazete. Galatasaray'ın gündeminde seçim yok yapılması gereken yönetime el birliğiyle destek olup onların bu krizden çıkmasını sağlamak ortada usulsüzlük, hırsızlık yoksa seni ibra etmeyiz gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapılmaz. Üyelere tavsiyem sakın bu yola girmesinden Galatasaray bunları aşar. Beğenmeyen seçimde oy vermez. Tepkiyi bu şekilde verir. İbra etmeme değil, bu şekilde verir şeklinde yazmış gazete. Daha doğrusu Adnan Bey'in Adnan Polat'ın bu sözlerini aktarmış. Şimdi e, Luis Campos'tan başlamak isterim. Buyurun. Onu galiba gündemimize alamadık. Bir türlü sıra gelmedi. Galatasaray'ın anlaştıysa resmi açıklama oldu mu Luis Campos'la ilgili? Ama anladığım kadarıyla bir tek resmi açıklama eksik. Emin miyiz? E, sportif direktör olarak Luis Campos'la no, Sportif direktör değil, da, danışman olarak. Danışman olarak. Danışmanlık öyle bir danışmanlık yapılmadı, öyle. evet. Danışmanlık alıyorlar. Sportif direktör Anlat. değil. Keşke öyle olsa. Çünkü gelip gidecek, başka yerlerde de işleri var, sorumlulukları var vesaire. Öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Galiba öyle. Değil ben mi? de o zaten kastettiğim oydu. Resmi bir açıklama olmadı. Futbol direktörümüz Sportif, sportif direktör direktörü gibi değil. bir açıklama olmadı. Danışman olarak. Keşke öyle olsa. Son dönemde kariyerini öyle yapmıştı. Monaco'nun o parlak döneminde Mbappeler, Falcao'lar, Bernardo'lar. Sevgili Tolga bir kontrol et biz de şeye düşmeyelim. Sportif direktördü orada. Boşa düşmeyelim. Monaco'da. Sonra Lille'de işte şampiyonluk sezonunda sportif direktördü. Çok ciddi işler başardı. Çok düşük maliyetlere çok iyi oyuncular getirdi Monaco'ya da Lille'de daha önce e, Portekiz'den tanıştığı Mourinho ile Real Madrid'de çalıştı. E, dolayısıyla gerek network'ü gerek yetenek avcılığı konusunda zaten dünya çapında bir isim Luis Campos. O yüzden Galatasaray eğer Luis Campos'u futbol direktörü ya da direktör olarak açıklarsa çok büyük iş yapmış olur. Çok büyük iş başarmış olur. Kastettiğim o. Hani öyle bir resmi açıklama duymadım o anlamda Ama anladığım kadarıyla Erik Pulgar transferinde rol oynamış. Erik Pulgar'da dün yani gece Şili milli takımında 11'de oynamış. Yani kulübünde e, Lucas Torreira'nın gerisinde kalmış ama Şili milli takımında 11'de oynamış. Yani oynayarak geliyor Galatasaray'a. E, o da 28 yaşında 37 kez Şili milli takımı formasını giymiş. Ve halen Şili milli takımında son Arjantin ve Bolivya maçlarında ilk 11'de forma giymiş bir oyuncu. 8 numara oynamış Bolivya maçında da o Galatasaray için iyi haber. Sevindirici haber. Elik Pulgar transferi. Luis Campos da öyle. Eğer Luis Campos Galatasaray'da mesai yaparsa artık pozisyon ne olacak bilmiyorum. Ama yani sürekli mesai yaparsa Galatasaray'da Galatasaray'ın bundan sonraki kadro yapılanmasında, kadro mühendisliğinde ana akıl Luis Campos da çok büyük iş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onu herhalde önümüzdeki günler tamamlayacağız. Luis Campos'un rolü ne kadar? Yok, o, eğer öyleyse çok büyük iş. Monchi hani bu işin şeyi kabul etliyor, e, bir numarası kabul ediyor. Luis kamposta hani ilk üçte ilk beşten alan isimlerden biri, sportif direktörlükte düşük maliyet oyuncu bulup onu yüksek seviyeye ulaştırmakta. İlk üçte ilk beşten alan isimlerden bir tanesi zaten başardıkları da ortada. Bafegomis'ten bahsetmiştik, e, iyi profesyonel tutkulu oyuncu, futbolu seviyor, kendine iyi bakıyor. 4 yıldır burada değil ama 4 yıllık verilerine baktığın zaman da hala konsantrasyon çok yüksek. iyi verilerle geliyor. Kendine de güvendiğini anlıyorum ben. Çünkü 6 aylık kontratta 10 gol atarsa 1 yıl daha uzayacakmış. Yani performans olarak da bir kontrat yapılması da Galatasaray açısından verimli. Galatasaray'ın lehine onun da bir transfer olduğunu düşünüyorum. Diğer başlığımız neydi hocam? Bir başlığımız şey, daha vardı. Adnan Polat'ın Adnan Polat'ın açıklamaları da olumlu. Başkan da Burak Elmas'a şeyi destekmesi. O da haklı. O da haklı. Yani çünkü mali İbrail'a bir yönetimi tehdit etmek. Eğer ortada usulsüzlük, hukuksuzluk yoksa, yoksa diye de özellikle söylemiş Adnan Bey ki yok öyle bir durum. Evet, statünün boşluğunu kullanmak gibi oluyor. Adnan Polat yani, Polat'ın bahsettiği son derece haklı bir ihtarası. Başkan Burak Elmas yönetimi için. Aynen dediğiniz gibi. Birçok şey yazıldı, çizildi çünkü hatırlayın yaklaşık çok da bir zaman geçti ama 10 e, gün o kadar uzun bir zamanmış gibi geldi ki 10 gün bana şimdi 20 Ocak daha öncesi de vardı da bir 10 gün 15 gün öncesinde falan hani Galatasaray'da çanlar Burak Elmas için çalıyor. Galatasaray'da işte Mart'taki e, genel kurulda seçim kararı alınabilir, seçim olabilir vesaire güven oyu verilmez birçok şey yazıldı çizildi. Bu ara sanki biraz e, hafiflemiş gibi galiba o şeyler. Galiba. Sanki birkaç gündür ya da şimdi bu transfer haberleri biraz öne geçti o yüzden. Ama dediğiniz gibi bu Tabii ki bazı sıkıntılar üst üste geldi. Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Domenek Torrent sıkıntı derken yanlış olmasın. Yani kararlar diyelim ona. Kararlar üst üste geldi. Başarısızlık oldu. E, kulübün puan durumu ortada. Domenek Torrent geldi. E, gelir gelmez elinde sihirli değnek yok. Hemen bir şeyleri pat diye dokunup değiştirip bir anda ok gibi yukarıya zıplatması da beklenemezdi belki. Ee, ama Luis Campos annesi yapılabilirse o büyük iş. Adnan Polat'ın söylediği gibi bir sonraki seçimde oy vermezsin. Ama şu anda işleri yoluna koymak adına destek vermek en sağlıklısı gibi görünüyor. Fatih Terim görevdeyken de mesela Luis Kampos hamlesi. Elbette Galatasaray camiası yapılabilse katkı yapar. Karar verecektir yani. Yani her türlü Türkiye'de zaten sportif direktörlük kurumuna ihtiyaç var. %100, Ama Campos sport direktör değilse de han transferlerde rol oynayacaksa da çok büyük katkı yapar. Böyle bir ismi saflarına katmak Türkiye'de her kulüp için büyük başarıdır. Galatasaray'da böyle bir şey başardıysa kesinlikle yönetim için çok önemli bir artı puan. Adnan Bey şu sözünü bir daha okumak istiyorum şuradan. E, bir dakika sayfayı kaybettim hemen bulacağım. Allah'ım elim ayağım birbirine dolaştı. Ama buldum. Galatasaray bunları aşar. Böyle şeyler, böyle sıkıntılı zamanlar gerek yönetim bazında gerek mali konularda her zaman bütün kulüpler yaşıyor. Galatasaray bunları aşar diyor. Daha önceki tecrübelerine herkes biliyor divan kurulu üyeleri de camiada zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden Cimbom golcüsüne kavuştu. Az önce de okumuştuk. Sarı Kırmızılıların golcü hasreti sona erdi. Suudi Arabistan Kulübü Al Hilal'den ayrılıp boşa çıkan 36 yaşındaki Buffet'in bir Gomis dün Türkiye'ye gelerek taraftarıyla buluştu. Fransız Yıldız Lig'deki Alanya Spor deplasmanında ilk 11'de oynayarak formasına kavuşacak. Karşılamaya gelen taraftarlar Gomis'e büyük ilgi gösterdi. Bu arada altta da İnyaki Penya mesaiye başladı demiş gazete ve Galatasaray'ın Antalya kampı başladı. Sarı Kırmızılı ekipte Cagne, Muslera, Fatih, Saşa Boyi ve Afrika Kupası'ndaki Mustafa Muhammed kadroda yer almıyor. Aslan Lig'de pazar günü oynanacak Alanya Spor maçının ardından İstanbul'a dönecek. Ayetemiz Alanya Spor ile karşı karşıya gelecek. Gomiz'in hakikaten Dönmüş olması Türkiye'ye bir dost olarak tabii hangi durumda dün de söylediğiniz gibi yaş artık Türkiye'den ayrıldığı zamanki gibi değil ama bir merak ettirmiyor mu bir heyecan tabii. uyandırmıyor mu şüphesiz çok büyük etki etmişti değil bir mi? sezonda çok ciddi bir hikaye bırakmıştı arkasına tabii ki 32 yaşındaki Gomis'le takım ile... kötü oynarken de takımı omuz diyebilen sırt evet. birisi özel bir oyuncu evet Mario Gomez gibi Beşiktaş'ta, Trabzonsporu Sörlot gibi hani Bravo. Lige çok bir güzel sezonda örnekler, çok doğru. büyük iz bırakmış bir isim. Tabii ki 32 yaşında Gomis ile 36 yaşında Gomis aynı olmayacaktır. Bunun Galatasaray yönetimi de farkındadır. Ama kendine çok iyi bakan, futbolu seven, daha uzun süre sanki doğru. etrafta olacak iyi profesyonel gibi bir izlenim veriyor. Bafegomis. Gomis. Halil'in de gelişimine katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Hatta Mustafa Muhammed de 24-25 çok büyük sayılmaz. Ben Gomis antrenman yapıyor olsam, Halil olsam her hareketine dikkat ederim. Büyük oyuncu. Ondan bir şeyler öğrenebilirsin. Ee, iyi de takım oyuncusuydu. Galatasaray'da bulunduğu dönemde maçlardan kolay kolay düşmeyen. Hatta sezon başı hatırlıyorum Östershunt krizinde Galatasaray'ın Gomis transferi yetişmişti, diğer transferler yetişmemişti. Orada bile Galatasaray kötüyken bile iyi sinyaller vermişti. Yani kötü takımda da öne çıkabilen, vazgeçmeyen, lider özelliği de olan. Bence Galatasaray'ın şu aşamada zaten en kritik 3 eksiğinden biriydi. Biri Doğru. iki santrforun yok şu anda. Biri santrfordu. E biri kaleciydi Mustara Sakat ve alternatiflerin çok düşük. Bir de şu e, altı numara pozisyonunda, madem pasta çıkmak istiyor Dominic Torrent burada bir şey değiştirmek zorunda diye konuşmuştuk Trabzon maç analizini yaparken. Çünkü çıkamıyorsun, başaramıyorsun. Sürekli orada sıkıntı yaşıyorsun. Ya uzun metraj topa döneceksin ki ona dönmek istemiyor. Futbol anlayışı bu değil Dominic Torrent'in. O zaman pasta çıkacaksan geriden o pozisyonda onu yapabilecek, onu sırtlanabilecek bir oyuncu lazım. Pulgar'da o anlamda olumlu transfer gibi görünüyor. Fanatik Gazetesi ve Trabzonspor değerli izleyenler başlığımız Fırtınaya Çifte Müjde. Afrika Kupası'ndan dönen yeni transfer Kuasi antrenmanlara başlarken Cumartesi günü kadroda olmaya hazırlanıyor. Abdülkadir Ömür'ün de tedavi süreci planlanandan hızlı ilerliyor. Genç Yıldız Bakasetas'ın yokluğunda Kasımpaşa maçında mutlaka oynamak istiyor sakatlığı. Abdülkadir'in bugünkü antrenmanda kendini tam anlam, anlamıyla denemesi bekleniyormuş. Hasta olan Bakasetas'ın yokluğunda ve Marek Hamşik belirsizliğinde mutlaka Kasımpaşa maçında oynamak isteyen başarılı futbolcu için kesin kararı teknik direktör Abdullah Havcı verecek. Herhalde Abdullah Hoca'nın birçok doğru yaptı. Abdullah Hoca bu sezon özellikle Trabzonspor'un başında birçok doğru yaptı ama belki de enleri seçecek olsan Abdülkadir Ömür kazanmasıydı herhalde. Çünkü Abdülkadir Ömür eee diye önceki sezonlarda yapamadığı sazı eline alma işini basit oynayarak, sade oynayarak bu sezon rahatlıkla yapıyor. Ke, o bireysel ve kolektif oyun anlamında. Evet. Bravo. Hem hocası, hocaya, Abdullah hocaya hem de e, oyuncuya. Özel bir oyuncu. Bravo demek ona lazım. emindik. Ama potansiyelini bir türlü açığa çıkaramamıştı. Bir de bu sezon Kasımpaşa maçı öncesi malum gözyaşları var. E, oyundan çıkarken tribün protestosu var. Ama Abdullah Hoca'nın da çok doğru bir kararla ve riskli cesur bir kararla Kasımpaşa maçında ilk 11'e koyması var evet. Abdülkadir Ömür'ü. Abdülkadir'i o yolla kazanması. E, onun üzerine de Abdülkadir'in performansını artırıp A milli takıma kadar çıkması. Yani iki ay önce e, Galatasaray maçında sahi gözyaşlara terk ettiğinde Abdülkadir'in Trabzon'daki geleceğini bile bilmiyorduk belki. Allah Allah dedik. Yani Tribün bitti, falan ne olacak? falan yazılıyordu hatırlayın. Evet hikayesi ne kadar İki ay sonra amiri takıma çıktı. Evet. Amiri takımda ilk 11'de sahaya çıktı. Ee, burada da Abdullah Avcı'nın tabii örgü çok büyük. Kuasi'de döndü. Fildişimili takımı elendi. Mısır'a penaltılarla. Çok fazla da oynamadı. Ee, Pepe ve Gradel kanatlarda daha çok oynadılar. milli takımında. Dolayısıyla çok da yorulmadan antrenman yaparak hazır bir şekilde sanırım Trabzon'a dönüyor. Sanki Vişçe'yi de keser mi kesmez mi Vişçay mı? Vişçay'ı kesmek zor ama beraber de oynayabilir. Vakayemen'in de belli bir yaşı var. Paylaşacaklar formayı. Vakayemen'i ben kesmez diye düşündüm ama hiç bir şey... Paylaşacaklar yok. evet. De, doğru. Paylaşacaklar. O zaman forma savaşları başlığına geçelim. Madem söz oraya geldi. fırtına da rekabet iyice kızıştı. Ligde ve ara transferde adeta fırtınalar estiren Trabzonspor'da artık her mevkide büyük çekişme var. Kadro derinliği artan Abdullah Avcı seçimde zorlanacak. Kim oynatacağım? Konusunda iyiler arasından seçecek demiş. Gazete 3 günde bir maçlık bir periyoda giriyor. Trabzonspor Şubat ayında kritik bir süreçten geçecek. Karadeniz ekibi 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 Şubat'ta Kupa'da Denizli Spor'la karşılaşacak. 13 Şubat'ta takipçisi Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. 20 Şubat'ta da sonrasında Alanya Spor demiş. Hakikaten kritik bir Şubat. 3 günde bir maçlık bir şeye giriyor. Bitti mi süre mi bitti dostlar? Ee, evet süre bitmiş. Ee, peki hemen kapatıyoruz ee, Bunu yarın kaldığımız kadar devam, devam ederiz Trabzonspor'da forma savaşları ve Trabzonspor'un kritik dönemeci Bugünlük bizden bu kadar Uğur Melek'e çok teşekkürler Değerli izleyenler yarın tekrar aynı saatte yeniden birlikte olana dek Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın